Günaydın efendim. Bugün 6 Şubat Pazartesi, yeni bir haftanın ilk iş günündeki ilk Antalya Gündem programı ile sizlerle birlikteyiz. Ben Nihat Toklu, program ortağım Ali Orhan ve ekibimiz. Günaydın diyoruz efendim sizlere. Kanal V'nin ve Radyo Box'ın ortak yayını olan Antalya Gündem programından. Evet, Ali Bey, nasılsınız? İyi gibi. Nasıl geçti hafta sonu? Hafta sonu mu? Evet. Benim için her gün aydın diyorsun. Değişmiyor günler diyorsunuz. Her gün bayram. Öyle bir söz vardır tabii. Var, benim için her gün aynı biliyorsun. Herhangi bir günü diğer bir günden ayırmıyorum diyorsun. Nefes aldığım her gün benim için önemlidir. Nefesi verdikten sonra da Allah kirli. Evet. Peki, çıkmaz... Sistem bu yani. Çıkmaz sokağa girene kadar sorun yok diyorsun. Nasıl çıkmaz sokak diye bir yeri yok. Asıl hayat o zaman başlıyor. Yok. Hani birçok gemiden memnun ki yerinden dönen yok seferinden, ama orayla ilgili... Şimdi bak, bilinmeyenle ilgili ne kadar çok anlatırsan o kadar prim yapıyorsun. Hayır, başka bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bugün gazetelerin birinde bir hafta sonu vardı. Ne? Antalya'daki bir mahalle mezarlığının girişinde çıkmaz sokak yazıyormuş. Çıkmaz sokağın sonundaymış mezarlık da. Altıntaş Mahallesi'nde galiba, Muratpaşa'da. Onunla ilgili bir haber vardı, fotoğraf vardı da ondan aklımıza geldi Ali Bey. Evet, günaydın diyelim Ali Bey, günaydın dedik. Hafta sonunda ne vardı? Hafta sonunda Türkiye Kupası maçları vardı. Türkiye Kupası'nın maçlarını izledik. Sürpriz sonuçlar, olaylar, sıkıntılar devam etti. Onunla başlayalım dilersen sevgili Ali Orhan. Gerilimin galibi Fener demiş Hürriyet bugün. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı her anı gergin geçen maçta 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçın futbolundan çok sahaya giren seyircisi, yedek futbolcusu, çimde, tünelde kargaşası, verilen verilmeyen golü, penaltısı ve kırmızı kartı daha çok konuşuldu diye iyi bir şekilde özetlemiş Hürriyet bugün birinci sayfasından, sürmanşetindeki anonsunda, haberin anonsunda, ayrıntıları sporunda, Milliyet'te Van Persie böyle istedi diye söylüyor haberi. Vermiş. Tek golü o attı. Aynı zamanda Tosic'in kırmızı kart görmesini sağlayarak da maçın kahramanı oldu her anlamda diye ilave etmiş. Evet. Tosic'i attırdı. Aslında pala bıyıktı değil mi hakem? Evet, pala bıyık. Hakem pala bıyıktı. Herhalde bu hakemlerimizin, bizim ligdeki hakemlerimizin gözlerinde bir sorun var. Gerçekten sorun var. Şimdi Van Persie'de Tosic'i attırmadan o pozisyonda Tosic'in o şekilde gelmesi zaten yanlış. Evet. Profesyonelliğe aykırı. Ama ondan önceki pozisyonda Van Persie'nin el ayak nerede? Ben Fenerbahçe diyorum. Evet. Nerede? Değil mi? Şimdi eğer böyle yaparsanız öbürü de ona göre bir tepki koyuyor. Şimdi aynen adaletin sağlanamadığı yerde herkes kendi adaletini uygulamaya çalışıyor ya, aynen öyle. Futbolun adaleti hakemin düdüğünde. Eğer hakemin düdüğü adaletli bir şekilde çalmıyorsa ondan sonra kargaşa çıkıyor. İşte dün akşamki problem oydu. Allah için ya, dün akşam ben futbol müsabakası izledim diyen biri var mı? Osmanlı Spor Kasımpaşa maçını izledim ondan önce. Nasıldı? Ben izleyemedim. Ben izledim. Heyecanlı, gayet güzel. Bir o kalede, bir bu kalede. Futbolun oynandığı, futbolun konuşulduğu bir maçtı. Fenerbahçe Beşiktaş maçında da futboldan çok futbol dışı olayların konuşuldu. Niye? Çünkü eğer adalet düdükte olmazsa ondan sonra oraya şey. Ya bu hep böyledir. Eğer adaleti siz sağlayamazsanız başkaları adalet sağlamaya çalışır ve sistem çöker. Çok geç kartlarına başvurdu. Uzun süre kart göstermekte direndi. Bu da herkes, dediğiniz gibi, herkesin kendi adaletini sağlamaya çalışmasına yol açtı. Gördüğümüz manzarayı da buydu. Hakem etkisiz kaldı. Maçı yönetemedi o anlamda. Onu söylemek lazım. Gerçekten biz tarafsız bir, bu maçta tarafsız bir spor sever olarak biraz heyecan izlemek istedik, maç, futbol izlemek istedik. Türkiye'nin iki büyük kulübü, çok değerli, birbirinden ünlü, dünyaca ünlü futbol yıldızlarının olduğu bir takımlar bunlar.
Burada neyi görmek istiyorsunuz? Futbol görmek istiyorsunuz ama bunun yerine gerilim, birbirlerine art niyetler olan oyuncular, işte bunlara göz yuman hakem ve herkes dediğiniz gibi kendi adaletini sağlamaya çalışınca da böyle bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Yazık, Türk futbol adına, spor adına kötü bir geceydi. Evet. Eskiden kaz çobanları vardı. Kaz besleyenler. Doğuda mı? Kaz besleyenler mesela. Doğunun birçok yeri. Kaz deyince hani şey aklıma geliyor da kars mars aklıma geliyor. O civarda kaz, çok... kaz bildiğimiz kaz hayvan var ya böyle. Tamam, biliyorum biliyorum kaz, kaz evet. Paytak ayaklı. Evet tamam. Böyle yeri vücutlu. Nerede, nerede, daha çok doğunun kazları ünlüdür. Doğuda, güneydoğuda olur. Sizin evet. Orada var mı bilmiyorum. Nerede? Rize, Rize'de var mı? Bizde las çok. Kaz değil. He. Evet. Şimdi... Biz de Laz demedik, Laz çobanları demedik, Kaz çobanları anladık, doğru anladık. Şimdi kaz vardır. Bir de orada hayvancılık yapanlar, büyükbaş, küçükbaş evet. Hayvancılık yapanlar, bir de şey kanatlı hayvancılık. Şimdi kaz şeysine girersen, ahırına kazları görürsün. Keçi ahırına gidersen keçileri görürsün. İnek ahırına girersen inekleri görürsün. Yani hepsi aynı ahırda olmaz. Olmaz. Ha. Şimdi bu ülkenin bütün tarafına bir bak. Adalet ne şekilde dağıtılıyor? Var mı? Yok mu? Ondan sonra yeşil sahanın üzerinde de bunu ara. Evet. Hepsi birbirinin aynısını yaptık. Böyle bir gerilimle başladık. Haftaya spordaki gerilim de bu. Şimdi asıl gündemimize gelelim Ali Bey. Diğer gündemlerimize asıl gelelim. Asıl gündemimiz ne abi? Şerifeler için 7-24 nöbet diye bir manşet var Hürriyet'te bugün. İzmir'in Sırımlı ve Olgunlar köylerinde yıllardır kaçırılarak evlendirilen yüzlerce küçük kızdan biri olan Şerife'nin Hürriyet'e anlattıkları Türkiye'yi sarstı. Aile Bakanlığı olaya el koydu diyor. Aile Bakanı Fatma Betuz Sayan Kaya isyan etmiş. Ekiplerimiz sorun ortadan kalkana kadar orada yatılı görev yapacak demiş. Evet, bu İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı iki köymüş Ali Bey. Dün vardı Hürriyet'in pazar ilavesinde bu haber. Bu köylerin özelliği şuymuş, iki köy birbirinden kız kaçırıyor. Normal evlilik neredeyse yok ve yaşı küçük çocuklar, 15 yaşındaki, 14 yaşındaki kızları kaçırıyorlar, 13 yaşındaki kızları. Herkes bir o kaçırıyor, bir o köyden kaçırılıyor bir şekilde. Bu suç ama suça iddia odur ki bütün köyü ortak. Kaçırılanı kimse söylemiyor, ele vermiyor, muhtarı dahil. Şikayet edildiği zaman kimse bir şey söylemiyor ve sessizlik, derin bir sessizliğe gömülüyor. Hemen hemen bu gibi çok sayıda 50-100 kız çocuğunun kaçırıldığı, evlendirildiği. Ne doğurgan bir köymüş ya. Yıllardan beri böyle bu. İki tane önemli köy. Belki nüfusları da fena değil herhalde. Şimdi 100 dediğin zaman 100 çok iyi bir rakam. Yüzlerce küçük kızdan biri diyor Ali Bey. Yüzlerce. O haberler böyle diyecek tabii. Onlarca demez. Onlarca dediği zaman haber düşer. Anladım. Haberin değeri düşer. Ama yüzlerce dediğin zaman yükselir. Şimdi şerifeler için 7-24 nöbet tutan ya da tutulması için talimat veren bir bakanlık Güneydoğu'daki kızlarımız için ne yaptı bugüne kadar o zaman? Ha evet, benzer şekilde berdel olarak evlendirilen değil mi? Evet. Başlık parasıyla. Tarlaya karşı verilen kızlar. Toprağa karşı verilen kızlar. Çok uzağa gitme ya, burada Antalya'da, Muratpaşa'da. Şu al yazma anıtı. Evet. Her gün yenisini bir isim takılıyor ya. Şimdi bak. Yine dönüp dolaşıp Fenerbahçe Beşiktaş maçına geliyoruz. Devlet neydi önceden Nihat Toklu? Baba. Hı-hı. Devlet hep biz doğduğumuzda devleti baba olarak gördük. Öyle miydi Nihat Toklu? Evet. Benim meşhur bir sözüm vardır Nihat Toklu. Devlet babalığını ışık, gece akşam ışık söndükten sonra şey etmeyecek. Hatırlamayacak. Devlet sabah kahvaltısında da beni hatırlayacak. Şimdi bir tarafa böyle yapıp öbür taraftaki insanları göz ardı ederseniz, öbür taraftakileri görmezden gelirseniz evet. Yine olmuyor işte. Adalet yine tecelli etmiyor. Bu sadece şerifeler için değil Nihat Toklu. Bütün kızlar için bu 7-24 nöbet Türkiye'nin bütün illerinde olsun, her yerinde olsun. Ha böyle şeyler olmasın. Ama oluyorsa her yerde olsun. Evet. Hatırlayalım Nihat Toklu. Haber olduğu zaman bakanlık devreye girmesin. Haber olmadığında girsin, istihbaratı olsun, bilgisi olsun. Nihat Toklu madem böyle bakanlığımız bu bilinmiyor var. Bilinmiyor mu Nihat Toklu ya?
Bilinmiyormuş Ali Bey. Ya, ya ne bilinmiyor Nihat Toplu ya? Bir bırakın bu işi. Yazılana kadar bilinmiyormuş. Bakanlık, bakan öyle diyecek bak, herhalde. Nihat Toplu. Evet. Birçok şey biliniyor. Ne oldu Adana'da? Neydi o yurdun olduğu yer? Adana'daki yurdun olduğu yer. Şu evet. Gece yandı ya. Ne oldu ondan sonra? Yurtlarla ilgili hiçbir şey duydun mu? Siirt'te yurt yok mu? Rize'de var, yurt yok mu? Var. Trabzon'da yurt yok mu? İstanbul'da yurt yok mu? Ankara'da yurt yok mu? Hiç haber var mı yurtlardan? Hepsi bir dört dörtlük bir anda değil işte. Mesele bu. Olmadan önce tedbiri almak, bunun için çalışmak. Bizde böyle değil. Tramvayda gidiyoruz. Gençler kapıya yaslanıyor. Ne diyorum ben çocuklara? Tamam, yaslanmayın. Çünkü aynen, elektronik açmış. Ne olur ne olmaz. Abi olma. Ya zaten bir tane olunca haber oluyor. İşte o kapı açılıyor, düşüyorsun. Ondan sonra haber oluyorsun. Zaten o bir tane de, o bir tane de zaten haber olan. Şimdi sistemi öyle yapılmış ki Türkiye'de şu haber bundan bir sene önce olsaydı o kadar önemli değildi. Şerifeler için böyle bir nöbet yoktu çünkü seçim yoktu. Evet. Peki. Durum. Anlatabiliyor muyum derdimi? Anlanmıştır herhalde. Anlaşılmıştır olay herhalde diye düşünüyorum. Şu yurt olayında Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin yaptığı denetimi hiç başka bir yerden duydun mu? Böyle bir komisyon kurularak, oluşturularak yapılan bir denetim başka bir belediye, başka bir kuruluş yaptı mı bilgimiz yok. Yok. Ki o zaman Türkiye'deki bütün yurtlar dört dörtlük. Ki Muratpaşa Belediyesi'nin yaptığı 16 yurttan ikisi kendilerine ait galiba. Yaptığı denetimlerde bazı yurtlarda demiş şey de yokmuş. Yangın merdiveninde olmadı ortaya evet. Çıkmış. Bunu hep söylüyoruz. Abi 9 katlı bina, sitede oturdum ben senelerce 9 kat. 9 katlı binanın yangın merdiveni yok. Defalarca buradan dile getirdim ben. Evet. Hiç ilgilenen oldu mu? Yok. Ha bitti bu kadar basit ya. Ama o binada bir yangın çıksın. Tamam mı? Bu kimdir, o kimdir, o nedir diye araştırılır. Halbuki itfaiyenin bu tür söylemleri ihbar kabul edip nerede bu bina diye size sormak bir defa gerekiyor. Olsun sonra defalarca buradan dile getirdim. Eski oturduğum evet. Siteyi. Defalarca dile getirdim. Ve hala yok biliyor musun Nihat Okur? Ben oradan taşındım, halen yok. 9 katlı binada yangın merdiveni olmaması önemli bir eksiklik. Yani daha önceki yönetmelikler izin veriyor olabilir ama şimdi verilmemesi gerekiyor. Nihat Okur yeni bina, eski bina değil ki. Yeni bina diyorsun. Evet, 3 tane... Üç blok var dokuzarlık aynı şey içerisinde. Site içerisinde. Anladım. Düşünebiliyor musun? Evet. Nerede Antalya'daki bu işle ilgilenenler? Evet Ali Bey otururken de orada yaşarken de aynı şeyler dile getiriyordu. Şimdi ayrıldı da oradan ayrıldı da bunu söylüyor. Yok yaşarken dile getiriyordum. Orada otururken de bunları dile getiriyordu. Eski neydi? Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki oturduğu yer aynen. Anlamda. Şimdi peki, biz olaylar olduktan sonra gündeme evet, getiriyoruz. Olmadan tedbir almak önemli olan. Eğitimde acı karnenin bir nedeni 2000 lira ver öğretmen ol demiş. Evet. Hürriyet KPSS'de alan bilgisi testine giren öğretmen adaylarının kendi branşlarında 50 sorudan ortalama 9'una doğru yanıt verebilmesinin daha doğrusu eğitimde acı karne diye duyurmuştu deniliyor. Bu tablonun perde arkasında eğitim fakülteleri dışında 200 branşta eğitim görenlerin hatta açık öğretim mezunlarının pedagojik eğitim sertifikası alıp öğretmenliğe adım atabilmesi var deniliyor. Bu sertifikalar belli okullarda toplam 2100 liraya Eylül-Haziran arası haftada 2'şer saat ders görerek alınabiliyor denilmiş. Belli okullar değil, üniversiteler bunları veriyor. Üniversitelerin belli eğitim fakültelerinde bu branş bunlar açılıyor. Pedagojik eğitim böyle sertifikası programları açılıyor. Oraya parayı veriyorsunuz. Tabii belli bir puanınızın da olması gerekiyor. Derecenize de bakıyorlar. Ondan sonra siz oradan alanınızda öğretmen olabilir anlamında bir belge alıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. İşte, evet doğrudur. Bu da önemli bir aslında bütçe Ali Bey. 2100 lira her üniversitenin kaç öğrenciye bu sertifikayı verdiğini konuşmak lazım. Bu yüzden de epey bir rant da dönüyor. Çünkü bu dersi veren öğretim üyeleri ayrıca bir para alıyorlar. Sadece maaşlarla değil, maaş dışında bu 2100 liradan onlar da
belli bir bedel alıyorlar ve o yani iyi para. Dönerin, iyi para. Dönerin hasta var. Evet. Tarafı. Döner tam bir döner bu. Şimdi bunu da söylemek kısa lazım. Kısa mesafe koşucusu dünyanın en hızlısı Hüseyin Bolt. Evet. Hüseyin Bolt. Şimdi Hüseyin Bolt 9 küsür koşmuştu değil mi en son? Dünya rekoru kurmuştu. Hüseyin Bolt'un 6 koşabilme şansı var mı? Yok, yok. Yok. Ama bizde hızlandırılmış eğitimler var. Evet. Yıllardan beri var. 30-40 yıldan beri var. Evet, hızlandırıyorlar. Ne oluyor? Hızlandırıyorlar. Koşarak eğitim mi oluyor? Yok. İşte böyle. Eğitim vermek istemezsen bir toplumu kültürel açıdan yukarıya daha yüksek seviyelere çıkarmak istemezsen bizdeki eğitim sistemini uygularsın. Bir sene öyle, bir sene böyle. İki sene öyle, üç sene böyle. Dört sene öyle, bir sene böyle derken nereye şey diyor, bir bakıyoruz daha başladığımız yerdeyiz. Hatta geri gitmişiz. Başladığımız yerde hiç olmazsa ABC var. Şimdi ABC de yok. Türkiye'de çökmüş sistemlerin başında eğitim gelir. Türk eğitim sistemi çökmüş bir sistemdir. Ne zaman ki şu okullarda bu fizik öğretmeni gelip Türkçe dersine girdi, İngilizce öğretmeni matematiğe girdi, değil mi? Birçok zaman öyle gitti zaten. Bizim mesela ben İngilizce dersinde İngilizce öğretmenini ya ikinci sene ya üçüncü sene gördüm. Ayfer Yeşil'i evet. Okulda. Ondan sonra ondan önce bize bir resim öğretmeni gelirdi İngilizce dersinde. Boş geçmesin ha. Diye. O da ek parasını, para alsın diye. Yok o ek parayı falan bilmem ama işte ders boş geçmesin. Ya, çok yes biliyor musun? Biliyorsun. Lesson 1 vardı. Lesson 2 bir de şeyler vardı. Ne? Brown at Mrs. Brown vardı. Society at the Society vardı. İşte böyle bir İngilizce vardı bizde. Sistem ta o. Yıllardan beri böyle. Şey dedim. Ne zaman ki o Atatürk döneminde, Cumhuriyet döneminin ilk zamanında kurulan köy enstitüleri, enstitüleri öğretmen, kaldırıldı. Öğretmen okulları iyi bir gelenekti. Öğretmen okulları kaldırıldı. Onun liseye çevrildi. İşte öğretmen okullarını lise yaptık. Sonra yüksek öğretmen okulları onlar kaldırıldı. Bu hale geldi işler. Eskiden öğretmen okulu diye hani öğretmen olmak isteyenler öğretmen okullarından mezun olurdu. Yani biliyordu ki ben öğretmen olacağım. Evet. Yani şey eğitim fakültesinin öğretmenliği bitirip gidip veteriner olmayacağım. Ya da veterineri bitirip gelip TRT'de dayım var diye bilmem ne olmayacağım. Eğitim fakültesinin yanı sıra mesela diğer okullardan, bölümlerden de mesela Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun oluyorsunuz. Pedagojik formasyon kursuna katılıyorsunuz, öğretmen oluyorsunuz gibi. Bunlar var. Veya kimya bölümünden mezun oluyorsunuz, fizik bölümünden mezun oluyorsunuz. Kursa katılıyorsunuz ilk ay, sonra öğretmen oluyorsunuz. Sadece eğitim fakültesi yani değil. Yani bu şu mu? Gazeteci eşi olursan bir yerden kadrolu gösterilip sarı basın kartı sayılıyorsun. Yani gibi. Onun gibi bir yani şey. Yani hiç fotoğraf çekmeye ya da yazı yazmaya gerek yok. Hatta ödül bile alabiliyorsun değil mi? Teşekkür ediyorum. Peki, peki. Peki oraya getirdik. Peki. Devam edelim. Kamu devleri fona devredildi haberi var. Hürriyet'in birinci sayfasında kamu devleri nedir? Özelleştirilmesi planlanan milli piyango, şans oyunları ve at yarışlarının devredildiği Türkiye Varlık Fonu'na şimdi de kamunun dev kuruluşları aktarıldı. Bunlar kimler? Ziraat Bankası, PTT, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, BOTAŞ, TÜRKSAT, Etimaden, Çaykur gibi kamunun dev şirketleri Bakanlar Kurulu kararıyla fona devredildi. Savunma sanayinin 3 milyar liralık kaynağı da 3 aylığına fonun kullanımına açıldı. Kararnamede varlık fonuna aktarılan kuruluşlarla ilgili ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye başbakan yetkili kılındı deniliyor. Tabii bu evet bu nedir Ali Bey? Benim ilk planda ilk anda aklıma gelen önemli bir nakit sıkıntısı var. Önemli bir sermaye sıkıntısı var. Önemli bir para sıkıntısı var. Firmaların işleri zor. Yatırım sıkıntısı var. Buna fon yaratmak için de bir varlık fonu oluşturuldu. Bu varlık fonuna savunma sanayinin bile kaynakları veriliyor. Onun yanı sıra Ziraat Bankası gibi, PTT gibi kamu kuruluşlarının kaynakları da bu fonun emrine verilecek. Buradan da yatırımlar desteklenecek. Sadece İşte, kamu yatırımları değil. Kamu ortaklığı yatırımları falan var ya büyük büyük inşaatlar, köprüler, otoyollar gibi. Onlar da kamunun finanse ettiği yatırımlar da buradan desteklenecek. İşte bir Türkiye
profili, Nihat Toklu bir Türkiye profili şu anda. Beğenmiyor bu işleri. Bu ülkede ekonomide problem mi var? Hatırlayın, ekonomide bir problem bir olmasa bunlar olmaz. Bir geç işte, siz böyle bakıyorsunuz. Onun için. Size evet. Ne yapsa bu devlet, bu hükümet, büyüklerimiz size ne yapsa kendini size sevdiremiyor. Art niyetlisiniz. Niyet okuyorsunuz. Geçmişte yine böyle dünyada bir kriz olmuştu. Ekonomik kriz. Türkiye'yi nasıl geçmişti? Değmeden geçti. Evet. Paralel geçti. Dokunmadan ha, paralel, geçti. Öyle bir paralel geçti ki zaten. Hiç dokunmadı. Ha. Bu kez? Yok, bir dakika. Hiç dokunmadı değil mi? Öyle yazıldı, çizildi. Yani belki dalgaları medyalar, gelmiştir. Dalgası gelmiştir. Ha, havuz medyaları hep böyle yaptı. İşte bunlar bugünkü çektiklerimiz, o günkü yalanlarımızdan kaynaklanıyor. O gün doğruları söyleyip halkla doğruyu paylaşmış olsaydı yetkililerimiz, deselerdi ki evet arkadaş, böyle böyle bir sorunumuz var ve bu sorunu hep birlikte aşabiliriz. Şunu 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 yapmamız lazım. Bakın, bazı çevresel programlar var. Türkiye'de bunları izleyebilme şansınız Türk televizyonlarında pek yok. Çevre programları. Diyor ki, kullanmadığınız bir ampul, 100 wattlık bir ampulün yerine geliştirilmiş, bilmem işte şu ampulü takarsanız daha az harcayan ama ışığı da aynı ölçüde veren. Evet. İşte kaç bir yılda kaç bin tane ağacın kesilmesini önlersiniz. Ya bir bizim evdeki ampulden ne olur demeye başladığınızda işte sonucu buraya geliyor. Tamam mı? Biz gerçeklerle yaşayamadığımız için hep hayallerle yaşamışız. Rahmetli Namık Kemal Nur içinde yattı. Hayal ile yaşayanlara çok güzel bir şey söylemişti. Şimdi biz o dönemde, o krizde, hakikaten o krizi yaşadığımızı toplumla paylaşsaydık ve deseydik ki bakın bu toplumdan deyin ki herkes bir çift ayakkabı verecek, verir, inansın verir. Herkes bir kolunu verecek, Nihat Toklu bir kolunu verir. Evet. Ama bizim bu toplumda o kadar çok sömürüldü ki insanlar. İşte bilmem nereye götürüp verdiğin, bağış ettiğin, hani bir iyilik olsun diye bağış ettiğin başka bir yerden çıkınca insan öbüründe şüphe duymaya başladı. Güven kaybı oldu, evet. Diyorsunuz. Türkiye ekonomik krizin dibine vurmuştur. Türk ekonomisi dibe vurmuş. Fakat bunu halen daha işte bu şekilde saklamaya devam ediyorlar. Ekonominin olmadığı bir yerde, ekonomilerin güçlü olmadığı, demokrasilerin güçlü olmadığı, hukukun güçlü olmadığı, insan hak ve özgürlüklerinin güçlü olmadığı bir ülke gelecekte nasıl anılır onu ben bilmem. Onu evet. Da siz düşünün. Şimdi ama şu bir gerçek ki Türk ekonomisi ne konuşurlarsa konuşsunlar yere vurmuş. Evet, bir de şimdi bazı sektörlerde KDV, ÖTV indirimleri olmuştu. Mobilyada, beyaz eşyada ÖTV'ler indirildi. Yatlarda. Yatlarda da var. Evet. Tabii yatlarda da. Şimdi yat alacak olanlara duyurulur. Şey, tabii. Bakın bugün Antalya'dan benim öğrendiğim, dün telefonum susmadı. Nereden bakarsanız bakın 2 milyon küsür olduk değil mi biz? Hı. 2 milyon küsürlük kentin yarısı yat almak için kuyruğa girmiş. O tabii mobilyada da indirildi, onu da söyleyelim. Mobilyada da mobilya almak isteyenler için de veya beyaz eşya almak isteyenler için de o sektörde canlanacak gibi görünüyor. Domatesin kilosu kaç lira? Domatesin kilosu değişiyor. Ha. 1 liraya da var, 8 liraya da var. Diyor ya, domatesin kilosu kaça gidiyor Halim? Ey gidiyeyim, ben buna bakarım. Pazara gittiğinde pazara bakarsın. Ne yapalım? Bu insanlar... Pazara gittim, 1 liraya da var. Bir dakika, temel tüketim maddesi ne? Ekmek. Temel tüketim. Niye ekmek? Öyle işte, temel niye? Gıdamız ekmek. Çünkü yarım kilo patates, 2 kilo su. Bandır bandır ye. Hani diyor ya, bandıra bandıra ye, beni doyamazsın tadımı. Aynen öyle, ne yapalım? Türkiye'deki... Şey nedir, KDV'si ondan indirilmiş. O parmaklara takılan nedir, yüzüğün üzerine takılan? Pırlantanın yüzde kaç şeysi? Pırlantada mı? Pırlantada ÖTV sıfır galiba. ÖTV sıfır. Yani, sıfır, yüzde sıfır. O özel tüketim değil. Tabii, değil o. Çok kıymetli o. Çok, herkesin kullandığı, kullanmasa yaşayamayacağı şeyler onlar. Onlar da öyle. Ama mobilyada da beyaz eşyada indirilmesi biraz ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir girişim gibi gördük. Neyse. Ekonomiyi canlandırmak için işte. Vatandaşa iyilik olsun diye değil. Anladım. Yine borçlanacak olan vatandaş, yine gidip o kartla parayı basacak olan vatandaş nasıl olsa 12'ye, 13'e, 15'e. Çünkü üretmiyoruz. Üretim kaynağımız yok. Nihat Toklu, biz üretmediğimiz sürece, bu toplum üretime ağırlık vermediği sürece böyle geçici önlemlerle hiçbir yere varamazsın. Peki, peki. Devam edeceğiz. İkinci bölümde kent gündemimizde, bölge gündemimizde devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Hemen dönüyoruz.
Antalya Gündem devam ediyor. Kanal V'nin ve Radyo Box'un ortak yayını olan Antalya Gündem programının ikinci bölümünde bölge gündemimize, kent gündemimize bakıyoruz. Hürriyet Akdeniz'de başlıyoruz. İlk gün kuyruğu demiş Hürriyet Akdeniz sürmanşetindeki haberde. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sarısu-Tünektepe arasını 9 dakikaya düşüren teleferik yoğun ilgi gördü deniliyor. Bir hafta boyunca ücretsiz olan teleferiğin açılışı, gayri resmi açılışı cumartesi günü Sayın Türel'in de katıldığı bir törenle yapılmıştı. Arkasından teleferik bir haftalığına ücretsiz olarak halkın kullanımına açılınca yoğun bir kuyruk oluşmuş bu konuda. Evet, bu teleferik 30 yıllık bir proje olduğunu söylemiş Sayın Türel. Geçmişten beri konuşulurdu. Hatta ilk duyduğumuz zaman buradan Sarısu, Tünektepe, oradan da Saklıkent'e kadar uzanan bir teleferik projesinden bahsedilirdi geçmişte. Hani ünlü söz şey var ya, 30 dakika önce kayak, 30 dakika sonra aşağı inin, aşağı inip plajda yüzebilirsiniz anlamında Antalya'yı tanıtan bir, aha, bir proje bir gibiydi ama geçmişte olmadı. Hani yukarıda manken götürülürdü Saklıkent'e. Onu manken götürülüp orada önce kar üzerine fotoğraf çekilip arkadan getirip plaja indiren arkadaşlarımız olurdu. İşte Antalya'da bunu yapabilirsiniz anlamında. Nisan ayında falan yapılırdı bu haberler de. 15 günlük şeydi. Ama tabii biraz zordu o. İndirip çıkarmak, inmek çıkmak biraz zor. Teleferikle daha kolay. Böyle bir proje daha kolay. Ha şunu da söyleyeyim Ali Bey. Bu proje özel idare zamanında başladı. Antalya İl Özel İdaresi bunu projelendirdi. Belli yatırıma da başlamıştı. Özel idare kapatıldı. Büyükşehir'e geçti. Büyükşehir'e devam ettirmiş. Bu projeyi sonlandırmış, bitirmiş. Güzel bir şey. Böyle bir projeye Antalya'ya değer katacaktır. Çünkü Tünektepe'ye çıkmak hemen Antalya Limanı'nın üstündeki Konya altındaki Hurma'daki Tünektepe'ye çıkmak biraz zor iş. 600 metre rakımlı bir tepe ama yolu gerçekten biraz sıkıntılıdır. Orada döner gazino var. Bir butik otel vardı. Şimdi orası i̇şte biraz şimdi, daha büyütülecek. Evet, teleferikle birlikte. Şimdi işte bu güzel bir şey. Önce hayırlı olsun. Yapanlarına, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başta özel idare döneminden başlayarak bu projelendirilenler dahil olmak üzere. Mutlaka. Cavit Arı bu konuda biraz sitem etmiş Türel'e. Biz buradan Cavit Arı'ya da teşekkür edelim. Cavit Arı, Özel İdare'nin İl Genel Meclisi'nin son başkanı. Son başkanı. Evet. Onu da burada analım. Çünkü bu şehre bir çivi çakan herkese teşekkür etmek lazım. Menderes Türel'e de teşekkür ederiz. O da orayı hizmete açtı. O devam ettirdi. Devlete devamlılık esasına göre. Evet. Ama orada siyasi olarak atışmaların, atıfta bulunmalar gerçekten o hizmet şeysine yakıştı mı yakışmadı mıydı bilmiyorum. Ben pek yakıştıramadım. Hani Çetin Osman bu da çırağım kelimesi. Onun ona farklı bir şeysi değil mi? Bu Antalya'da olmaması gerekir diye düşünüyorum ben. Evet. Ama ille de olacak diyorsanız vallahi ben yorumcuyum. Böyle şeyler olduğunda yorumlarım. İlk gün kuyruğu ücretsiz bir de biliyor musunuz? Ücretsiz. İlk bir hafta ücretsiz olacak. Onun için Antalyalılar gidip görsün bunu. Yani evlerinizde oturarak daha sonra ahkam kesmek doğru değil. Gidin bakın, görün. Ondan sonra bununla ilgili de konuşulduğu yerlerde sizin de hiç olmasa bir fikriniz olun. Bir çıkın şeyden. Bakın nedir, ne değildir, ne yapılmış, ne edilmiş. Oradan şehri bir izleyin. Teleferikle seyahat çok daha farklı ve güzeldir. Evet. Onun için oradan bir bakın. Oradan şehre bir bakın. Nasıl bir tabut içerisinde oturduğunuzu da görürsünüz oradan. Yani yukarıdan baktığınızda nasıl bir tabutta olduğunuzu görürsünüz. Sadece nefes alıyorsunuz. Ama bir tabutun içerisinde çakılı olduğunuzu da unutmazsınız oradan baktığınızda. Niye? Çünkü bu kent her geçen gün betonlaşıyor. Yapılaşmayı, kötü yapılaşmayı görürsünüz. Oradan da evet. Peki, onu da görmüş devam olursunuz. Devam edelim Ali Bey. Hidayet Koyu'nda beton tepkisi, betondan bahsettiniz. Beton tepkisi. Hidayet Koyu neresi? Hidayet Koyu Kaş'ta. Kaş'ın çok güzel koylarından, koruma altındaki doğal sit alanı olan koylarından bir tanesi. Burada bir plaj ünitesi var. Bu plaj ünitesinin iddia odur ki belediye başkanının oğlu ve kayınbiraderi alıyorlar. Plajı biz işletelim diye. Sonra plaj ünitesindeki o barakalar oluyor. Birer butik otel
lüks otele dönüştürüldüğü iddiası var. Bu konuda suç duyuruları var. Ve CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da Başbakanlığa bir önerge, soru önergesi vermiş. Buradaki durumu sormuş, sorular sormuş Sayın Başbakan Binali Yıldırım'a cevaplaması istemiyle sorular sormuş. Burada bu iddialar nedir, doğru mudur diye soruyor Sayın Nefi Kara. Şimdi, evet. Şimdi Nihat Toklu, ben Antalya Milletvekiliyim. Allah göstermesin, olmam öyle bir şey, niyetim yok öyle bir. Hı-hı. Yani siyaset bana göre değil. Böyle bir şey iddia ediliyor ve ben sadece gidiyorum mecliste önerge veriyorum ya da başbakanlığa ya da bakanlığa araştırılması için. Ya git bir incele. Kaş Amerika'da değil. Değil mi? Ya onu bilmiyorum, incelemedin. New York'ta mı kaş? Hayır, bir oraya, hani orada fotoğraf ver anlamda mı söylüyorsun? Tabii. Ha, haklısın o konuda. Ha, bu arada Münis Ozan'ı unutmayalım. Kaş Turizm Tanıtma Derneği, evet, Başkanı Münis Ozan bu konuyla ilgili en fazla uğraşan o, evet, kişi. Da şey yaptı, suç duyurusunda bulundu. Savcılar, evet, suç duyurusunda bulundu. Sayın Kara da bunu meclise taşımış. Yani dediğiniz gibi oraya gidip olay yerinde fotoğraf vererek, inceleyerek de şimdi yapabilirdi, bak, diyorsunuz. Bu tarz meselesi de haklısınız, bak, o konuda. Çetin Osman Budak şu atıkları, evet, hurmadan çıkan atıkların zehirli atı şeyli, ne diyelim ona, sen güzel bir isim diyorsun. Ne diyorduk ona? Yani arıtmadan çıkan atıkları, arıtmanın zehirli çamurları. Zehirli çamurları. Zehirli çamurlarıyla ilgili ne yaptı? Gitti, gezdi. İçinde ağır metallerin olduğu. Olduğu, gitti, gezdi, gördü, yerinde inceledi, değil mi? Ki orası da zordur. Çünkü o kokuyu herkes dayanamaz ki. Çok zor dayanılır bir kokudur o. Hı. Çürük yumurta kokusu. Evet. 5 dakika duramazsınız olduğu, evet, yerde. Evet. Şimdi bu böyle olmalı. Şimdi Münise Hanım epeydir bu işle uğraşıyor. Yeni değil. Münise Ozan. Evet. Kaş Turizm Tanıtma Derneği Başkanı. 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 Yani yeni değil. Bayağı uğraşıyor ve sesi o duyuruyor aslında. Şimdi bir şey anlayamadım Ali, söyle, Bey. Şimdi bir belediye başkanı, Kaş Belediye Başkanı Halil Arıkan mıydı? Evet. Halil Arıkan. Şimdi bu koyla ilgili bir suçlama var. Evet. Oradaki koruma altındaki Hidayet Koyu'nu yapılaştı, betonlaştı diye belediye suçluyorsunuz. Çünkü belediyenin sorumluluğunda. Evet. Ve daha vahimi, burayı oğlunuzla kayınbiraderiniz betonlaştırdı, otel yaptı, plajı halka kapattı, otel yaptı buraya diye suçlanıyorsunuz. Ve bir cevap görmüyoruz. Ya benim böyle bir şeyim yoktur. Zinhar doğru değildir, yalandır, iftiradır anlamında da bir şey yok. Sessizlik var, araştırıyoruz diye de bir şey yok. Bal tutan neyi yarıyordu? Parmağını yarıyordu. Biz bunu nereye getirmiştik? Kolunu yarıyor. Şimdi olduğu gibi yarıyorlar. Evet. Nasıl olsa ben bir daha belediye başkanı olmayacağım düşünüyor. Bu... Halil Arıkan. Az bir bak Nihat Toklu. Önce bir ortaya siyaset ahlakına dair. Tam net koya. Hangi ahlaktan söz ediyorsun? Nihat Toklu ahlak mı kalmış? Şeyin başına getirilen kim biliyor musun? O deminki saydığın kurumların başına getirilen, varlık fonu bilmem neyin başına getirilen, denetlenemeyecek. Başaki onun başına kim getiriliyor? Bilmiyorum. İşte neyse, devam edin için. Konuya devam edelim. Yiğit Bulut getiriliyor. İşte siyaset o. Siyaset o. Sen siyaset ahlak, varlık fonunun başına. Evet. Sen siyaset ahlak diyorsun. Hangi siyaset ahlaktan söz ediyorsun? Nihat Toklu eskiden bir milletvekili gerçekten bir şey ettiği zaman şehire gelemezdi, korkardı. Şimdi öyle değil. Şimdi çok rahat. Her şey istediğini yaparsın. Bir belediye başkanı oğluna vermiş. Yine bir iki oğluna vermiş. Yani kendisi hani direkt almamış. Bir dakika, şeyi ne? Doğru bulmadınız. Sayın Yiğit Bulut nedir? Cumhurbaşkanlığının baş danışmanı. Baş danışmanken böyle bir fonun, bir kamu fonunun başına getirilmesini doğru değil tabii. Etik olarak doğru bulmadınız. Doğru, bunu söyleyelim de. Tabii, ha, şimdi gelelim buraya. Buraya. Belediye başkanı Sayın Halil Arıkan hiç mi duymuyor bunları? Görmüyor mu? Hiç duymuyor, görmüyorsa o zaman Kaş'ta yaşamıyor. Bir dakika, Arıkan diyoruz da Arıkan Kocaer. Kocaer, Halil Kocaer. Arıkan nereden çıktı ya? Evet. Neyse. Halil Kocaer, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer. Şimdi niye bunları bu konuda bir şey söylemez? Söylemez. Söylemez. Bak söylemez. Bu saatten sonra da söylemez. Demek ki sükut ikrardan gelir mi? Şimdi bak. Bunu anlayacağız bak, o zaman. Bu iddialar o zaman niye? Doğru. Türkiye'nin birçok bölgesinde belediye başkanlığı, meclis üyeliği, milletvekilliği ne için yapılır? Yakınlarına, kendisine çok iyi bir servet kazandırmak için. Ne yazık tamam ki. Böyle, deki yok. Uygulama böyle. Yok, deki yok. Evet. Aha işte ardeten sürünüyor, yaptıklarınız görünüyor derler adama. Büyük çoğunluğu böyle ne yazık ki. Ha. Az bir kısım var bunu hakkıyla yapan. Şimdi yine buradan bir selam çakacağım. Kızacaksınız. Mehmet Maçoğlu'na. Sayın Maçoğlu,
Eğer Kaş'taki bu olaya sahip çıkmazsanız bir daha size kimse oy vermez. Mehmet Maçoğlu kimdi? Abi kim? Tunceli Ovacık Komünist Belediye Başkanı. Komünist Partili Belediye Başkanı, evet. Ama yakın derle mahkemeye başvurup şey edecek. Ben Türkiye'nin her yerinden sorumluyum diyecek. Size bir susma, ya bir şey size bir yasak getirecek bu konuda, öyle ya anlaşılıyor. Ya bir şey söyleyeyim gerçekten. Bulduğunuz gariban tek belediye başkanı, ona yükleniyorsunuz. Nihat Toklu. Ya kaçta kaçta kim gariban? Var? O mu gariban? Abi tarlaları var, nohut ekiyor. Gazması küreği var, kendisi gazma kürekle gazıyor. Bizim hangi belediye başkanının gazması küreği var? Başkanın kendine özel gazma küreği varmış, biliyor musun? Yok, bilmiyordum. Yani. Abi olur mu böyle bir şey? Bir başkan kendine özel gazma kürek mi yaptırır ya? Ayıp ya. Ey Maçoğlu ya. Vallahi çok ayıp ya. Kendine özel gazma kürek yaptırmış ya. Peki. Böyle başkanlar da var. Böyle başkanlar var. Bir de böyle başkanlar da var. Sesiniz gelmiyor. Şimdi öğren artık politikayı Sayın Maçoğlu. Yakınlarına koylarda, Tunceli şeyde, Ovacık'ta da koy yok ki versin. Ovacık'ın böyle güzel yerlerinde, ne bileyim böyle hoş yerlerinde arsa, büfeyi önce büfe ver, sonra yavaş 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 büyütürsün. Siz ama de, o da bilmiyordur. Şurada, şurada bir tane beğendiğiniz belediye başkanı var. Onu da ahlakını bozacaksınız böyle. Kimi? Yol gösteriyorsunuz. Gösterdiğiniz yol çok Asil yanlış kokmaz. Asil Azmaz bal kokmaz Nihat Toklu. Evet. Tuzda kokmaz. Kokmasın. Sen merak etme. Kokmasın. Eğer bir insanın ruhunda asalet varsa ve asilse ve de onun geldiği kültür o insanı oraya o asaletten ve o özelliklerden getirmişse hiç merak etme. Nihat Toklu. Evet, evet. Bozulan süttür, yoğurttur, peynirdir Nihat Toklu. Biz söyleyelim, bir kez daha çağrı yapalım. Sayın Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, bu kez doğru söyledik ismini, soy ismini. Lütfen bir açıklama yapın. Böyle vahim iddialar bunlar. Aman bunlar, aman hemen açıklama yapmayın. Bak ayıp şey, olur ha, hemen yapmayın. Şey. Ha, partisinin de yapması lazım. Hangisinin? Ya, bağlı olduğu partisi kimse onu da yapması lazım. Bildiğimiz kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi Sayın Kocaer ayrılmadıysa o da bu partisine de yönelik bir suçlama bu. Sonuçta başkanımıza yönelik böyle bir suçlamayı kabul etmiyoruz anlamında partiden de bir açıklama bekliyoruz. Kara Elmas şeysi vardı böyle. Anıtı mı? Yok yok, anıt değil. Fenerler. Fener, evet. Eski evet. Şey fenerleri, madenci fenerleri vardır. Roman Diyojen onu almış, geziyormuş. Ne arıyorsun diye sormuşlar. Ne demiş? Gölge etme. Ne adam geçeyim arıyorum. Adam arıyorum. Yani. Adam arıyorum demiş. Şimdi Nihat Toklu onu yapabilecek o siyasi parti, o yetkililer gerçekten isimlerinin önüne adam yazdırırlar. Adam. Yani bu gündeme getirilen bir konu. Bu sadece bu değil. Sonuçta yani sadece bir Kaş olayı değil Nihat Toklu. Bu ama bu tür bariz bir örnek bu. Bu tür konuda, olayları yapanları. Bu konuda biz ya araştırıyoruz denilir, bir şey söylenir, doğru değil denilir. Ama susmakla da olmaz. Başka bir şey duymadık. Şimdi bak. Ha, bir de şey söyleyeceğim. Ne? Bu niye sadece bir gazetemiz, iki gazetemize yer alıyor ki? Bütün Antalya gazetelerinin bunu yer vermesi gerekir. Niye Antalya'daki gazetelerin işi o mu? Neden? Antalya'da. Kaş önemli bir yer. Hidayet koyu önemli bir koyumuzdur. Ya Toklu, Antalya'da Kaş'ın da Antalya'nın ilçesi olduğunu bilmeyen gazeteciler var ya. Sen neden söz ediyorsun ya? Ama gezi olursa giderler oraya. Peki. Mesela bir gezi düzenlensin. Şimdi sen siyasete bu şekil diyorsun değil mi? Yapılmaması lazım diye. Evet. Senin belediyede, senin bağlı bulunduğun belediyende bir belediye başkan yardımcısı kızını. Benim bağlı bulunduğum belediye neresi? Senin bağlı bulunduğun belediye Kepez. Evet, peki. Ha. İsmini de verelim o zaman da. Ya, ismi Kepez. İsmi belediye başkan yardımcısı. Acaba kızını özel kalem müdürlüğünde görevli olarak KPSS'den o olanak olmadığı halde görevlendirme yaptırttı mı başkana? Bak işte siyaset nasıl kullanılıyor. Bir belediye şeysi, başkan yardımcısı, Kepez belediye başkan yardımcılarından biri, rivayet edilir ki kızı KPSS hakkı olmadığı halde, KPSS hakkı kamu olmadığı için, seçme sınavında evet, yeterli puanı alamadığı halde, evet, halde diyorsunuz, evet, cömert bir şekilde oraya gitip gelmediği halde işe kadrolu olarak özel kalemde görülüyor mu, görülmüyor mu? İşte siyaset bunun için yapılıyor. İddia olduğunuz ki bu. Ve aynı belediye Mart ayında 52 kişiyi emekli ediyor cebren.
emekli olacaksınız diyor. Yani süre zamanı gelmiş bir çalışan dakika. İnsanlar ama İşçi de o yok, istediği kadar çalışır. Evet. Evet. Cebren emekli ediliyor. Niye bunlara yer açılsın? Şimdi KPSS'den atanamıyor. 52 kadrolu işçi emekliliğe gelmiş evet. Kadrolu işçi zorluyorlar ki emekli olun. Evet. Artık siz emekli olun diye. Çünkü onların ücretleri yüksektir. Evet. Şimdi tabii. Sayın Başkan'a ve Başkan Yardımcısına isimleri bende var. Çalışanın da ismi var, Başkan Yardımcısının da ismi var. Hatta bu Başkan Yardımcısıyla bir meclis üyesi ki bu Başkan Yardımcısı Kazım Bilgili döneminden beri varsaktan gelme. Yani böyle de adam ne yapayım? Tarife pek isim vermiyorum. Daralttınız. İsim vermiyorum. Bu bir iddiadır. Bildiğim kadarıyla da Almanya seyahatine bugün çıkacaklar ya da çıktılar iki arkadaş. Başkan yardımcısıyla bir meclis üyesi herhalde. Evet. Şimdi bizimle ne ilgisi var? Seyahate. İşte siyaset. Seyahate çıkmışlar. Çıkabilirler. Nasıl çıkıyorlar? Başkan yardımcısı da meclis üyesi seyahate çıkar. Çıkar değil mi Almanya'ya? Gider yani. Gider. Paraları vardır. Veya resmi siyaset mi? Resmi gezi mi? Bilmiyorum. Onu bilmem. Yani yurt dışında olacakları da kulağıma gelen bilgiler. Genelim öbürüne. Sayın belediye başkanı. Hani böyle konuştuğunda vatanın, milletin bilmem nesi kimseye verilir mi, yedirilir mi? Ya işte biz buraların emanetçisiyiz. Allah bize bu günleri gösterdi. Şükrolsun, hamdolsun diye böyle titreyip anlatanlar var ya. Sayın belediye başkanım. Sana diyorum. 2000 metrekare Varsak'taki yıkamadığın depo kimin? Kaçak mı depo? Fırsatı olmadığı halde. Kaçak depo diyorsun. Evet. Odun mu satılır, kömür mü satılır, taş mı satılır, başka bir şey mi satılır, kimindir? Ve neden yıkamazsın? İstanbul anılarından dolayı mı? Diye sorarlar. Ben de soruyorum. Sayın Başkan açıklasın. Desin ki Ali Orhan'ın bugün ayın kaçı? 5'i mi? 6'sı. 6'sı. 6 Şubat 2017 tarihinde Kanal V'de gündeme getirdiği belediyemizle ilgili iki iddiada yalandır. Eğer burada özür dilemezsem ondan ve bir daha tek kelime edersem adam değilim. Buyurun. Hoca Meydan. Bir özel kalemle ilgili iddianız var. Evet. Bir başkan yardımcısı anladım. Kendi kızını özel kaleme özel kalemden maaş alıp belediyeye de gitmediği iddia ediliyor. Yani bu KPSS puanı da uygun olmadı halde. Evet. Orada çalışan işe aldırdığı iddia ediliyor. Evet. Bunlar iddia. İkincisi İddia. De KPSS. Bak isim vermedi. Varsak'ta 2000 metrekare. Ruhsatsız depo var diyorsunuz. Ruhsatsız depo kimindir? Neden herhangi bir işlem yapılamıyor? İstanbul anıları mı var? İstanbul anıları mı var diye Ali Bey sordu. Sayın Başkan'dan veya belediyeden açıklama gelirse de biz buradan bunu duyururuz. Öyle. Ama öyle bizim belediyeyi iyi takip ediyorsunuz Ali Kimi? Bey anlaşıldığı kadarıyla. Öyle tabii ki takip edeceğim. Benim belediyem bak Nihat Toklu o gün geldim basın toplantısında gördün. Şu soruyu sormayın dedi mi? Demediler. Benim bağlı bulunduğum belediye başkanı. Sen hiç ben de Restürel'den oturduğun zaman herhangi bir şeyde şu soruyu soramazsınız. Şununla ilgili soru sormayın dediğini duydun mu? Duymadım. Herhangi bir belediye başkanının duydun mu? Yok. Ara sıra derler ki bugün bu konuyu konuşacağız. Bu konunun dışında pek soru gelmesin der. Değil mi? Hadi Hodri Meydan. Belediye başkanı. Kepez'in belediye başkanı. Yapsın bir basın toplantısı. Davet etsin. Ha evet. Gider orada sus pus olurum. O zaman der ki oradan konuşuyorsun. Burada niye susuyorsun? Peki. Takır takır dokumayı da. Bunları da. Daha başka neleri de. Öyle gidip orada burada. Menderes Türel bu işi beceremedi. Otobüs işlerini eline yüzüne bulaştırdı. Buraya dirayetli, genç, işte varoşlarda görev yapmış ve varoşları, o varoşu çok güzel bir hale getirip medeni bir dünya kenti haline getirmiş kişi belediye başkanı olur demekle olmuyor. Başkan. Bu bir başkanın böyle bir herhangi bir başkanın böyle bir iddiası mı var? Herhangi bir başkanın böyle bir iddiası var. Herhangi bir başkan. İsim vermiyoruz. İsim vermiyoruz. İsim vermiyoruz. İsim herhangi vermiyor. Bir başkan. Tabii canım isim vermiyoruz. Böyle bir iddiası var diyelim. Çünkü o da, çünkü adres de biraz önce Kepez'den konuşuyorduk. Kepez başkanının isim ismi gibi olmasın. Yok şimdi. Yok onu, isim vermiyoruz. Onun değil. Onun da arasında olabileceği
19 ilçenin belediye başkanından bir tanesi diyorsun. Bir tanesi, evet. Peki öyle söyleyin de bir şey olmasın. Öyle. Peki. Evet. Bunları konuşturduk. Şey, evet, konuyu dağıttınız. Kepezle ilgili bir şey söyleyince dağılıyorsun ya. Biz de savunamıyoruz. Bize bir şey diyemiyoruz. Niye? Bilmediğimiz için. Şimdi ben bunlara var yok diyemem. Bunlara bir bilgim olursa yarın cevap veririm bana gelirse veya size hiç gelirse. Sen belediye başkanının büyük şehirde. Mesela Kepez Belediye Başkanlığı'nın Büyükşehir Meclisi'nde ya arkadaş benim halkım otobüse binemiyor. Yeterince otobüs hizmeti, toplu ulaşım hizmeti alamıyor diye elini yumruğunu masaya vurduğunu duydun mu? Evet, şimdi ulaşımdan bahsettik de zamanımız var mı? Bir ulaşımla ilgili bir haberler var, onları konuşalım diyecektim ama zamanımız kalmamış. Üçüncü bölümde konuşalım Ulaşım Ali Bey. Ben Milliyet Akdeniz'e birkaç haber okuyayım. Oku. Göl donmuş, Isparta eridi de son 30 yılın en farklı manzarası yaşanmış. Göl donmuş, göl dondu diye verilmiş haber. Evet, Eğirdir Belediye Başkanı da Ömer Şengül donan göle gölü izlemeye vatandaşları davet etmiş. Ama aman gölün içine girmeyin, ne olmaz. Çünkü buz kırıldığı anda ya, kurtuluş. Kaç aylıkmış ya? Şey, kaç günlük haber? Neyse, bu yeni gördüm Ali Bey. Nasıl yeni gördüm? Konuştuk ya. Hatta o göl başka göldü. Yok, bu göl don aman ha şey kırılır, buz kırılır, şey anladım, yapmayın diye de bir arkadaşım dedi ki ya bir konuda da bilgin olmaz. Hayır, belediye başkanı da davet ediyor. Gölü görün diye ama gölün üzerinde yürüyün. Nasıl toplayalım? Yürüyün denmesin. Yürünebildiğini söylemiş de bu doğru değil. Bu ifade doğru değil. Gölün üzerine girmemek lazım. Yani göl seyredilebilir. Eğirdir Gölü Türkiye'nin önemli göllerinden birisi, donmuş. Daha önce şeyi konuşmuştuk. Şeydeki gölü konuşmuştuk. Korkuteli'deki baraj gölünü konuşmuştuk. Evet, bunu söyleyelim. Hasan Özbek abimiz yapmış bu haberi. Hasan Özbek Isparta'da milattan önceden beri gazetecilik yapan bir milattan abi. Önce mi? Yani öyle derim. Hiç yaşlanmaz. Hiç yaşlanmayan gazeteci bir, yaşlanmaz. Hiç ya, yaşlanmayan çok birisidir. Yani fiziken de yaşlanmaz. Baktığın zaman 30 sene önceki görüntüsü gibidir Hasan Özbek abimiz. O yapmış haberi. Antalya'nın ayıp rekoru nedir ayıp rekoru Ali Bey? Hırsızlık suçu nüfusu oranla Türkiye'nin en yüksek iliymiş. Hangi anlamda? Hırsızlık yapılan. Hırsızlık olayı nüfusla kıyaslandığı zaman en fazla hırsızlık yapılan il Antalya olmuş. İstanbul'u falan da geçmişiz bundan. Çünkü nüfusa göre hırsızlık vakası Antalya'da tepeye vurmuş. Böyle bir şey var. Ne yazık ki. Evet, gerçek çıkmaz diyor. Buna söylemiştik, gerçek çıkmaz ne? Mezarlık ve çıkmaz sokak tabelası çok uydu birbirine demiş. Altıntaş mezarlığının girişinde, Çalkaya Altıntaş mezarlığının girişinde çıkmaz sokak yazıyormuş Ali Bey. Öyle bir şey var, fotoğraf öyle var. Öyle o kadar bununla, çıkmaz da değil diye bir şey değil. Dedik. Neyse, öyle kalmış. Ölümden geriye doğru bir şiir yazmıştı. Peki, zamanımız yok. Ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayınız. Antalya gündem devam ediyor efendim. Kısa aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ali Bey, bu arada parmak mı kaldırdınız? Evet. Peki, kısa yani bir söz verdim size. İstediği şekilde tam parmak kaldıramadım. Evet, nizami olmadan olsun. Şimdi izleyicilerimiz var bizim de görüşlerini paylaşan. Gülten Duman, günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Mustafa Kök, günaydın, her zamanki gibi iyi bir hafta olsun diliyorum demiş. Şafak Akpınar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar olsun demiş. İsa Akbulut, günaydın, iyi yayınlar, mutlu haftalar demiş. Hasan Kaçmaz, günaydın, kamu devlerinin fonlarının devri hayırlı olsun demiş. Gönül Sadık, hayırlı sabahlar emekçi abiler demiş. Cengiz Çiçek, günaydın, iyi yayınlar. Sıdıka Metelik, günaydın, iyi yayınlar. Şimdi nöbet tutarlar çünkü seçim var. Duyarlı olmuş devletimiz maşallah bu. O İzmir'deki olay için. Evet. Kız çocuklarının. İbrahim Çabuk, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Yakup Toklu, merhaba dünya. Benden zarar gelmez dünya demiş. İyi yayınlar. Bugünkü bizim etiketimiz de merhaba dünyaydı. Mustafa Kök, içinde bulunduğumuz günlerde referandumla ilgili torbanın ağzı açıldı. ÖTV, KDV indirimi Antalya'ya verilen 1300 kadro verildiği iddia edilmiş. Duyumuma göre diyor. İşte bunlar için diyor dikkatli olmak lazım. Bunlar diyor hepsi diyor referandum nimetleridir diyor.
Ondan sonra Selçukcan sevgisi hayırlı haftalar, günler, yayınlar demiş. Günay Fırat Ziraat, PTT Çaykur gibi milyarlarca dolarlık kamu kaynağı denetlenemeyen varlık fonuna aktarılıyor ve başına da namı diğer jöleli yiğit bulut getiriliyor. Bugün de hayır olsun bakalım demiş. Atatürk Yılmaz günaydın, kolay gelsin demiş. Nurettin Leman Utku günaydın, layıklık ilkesinin anayasaya konuşunun 80. yılı demiş bugün. Evet. Çok önemli bir konudur layıklık ama biz halen daha layıklığın dinsizlik olduğunu anlatıp duran kişiler tarafından... Layıklık adam olmaktır. İşte, en kısa ifadesi bu. Layıklık yani, adam olmaktır. İnsan olmaktır. Bunu söyleyelim. Çünkü Sevil Demircioğlu günaydın merhabalar demiş. Biz layıklık ilkesinin ne olduğunu bilmediğimiz için içini boşaltmaya değerini bilmediğimiz için. Evet. Onun değerini İranlara, buraya gelen İranlara sormak lazım. Layıklık ilkesinin değerini en iyi onlar anlatır. Çünkü yakında onlar gördükleri için bu durumu en iyi onlar anlatır diye düşünüyorum. Ali Bey bitirse hemen konumuza gelelim. Tamam bitti. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum bana bu olanağı verdiğiniz için. Eyvallah, eyvallah. Arada yapıyoruz böyle bir şeyler. Ulaşım Arap Saçı demiş bugün Antalya Gündem Gazetesi. Ulaşımda yaşanan dönüşüm Arap Saçı'na döndü. AB plakalı dolmuşların otobüse dönüşmesi ve hatlardaki eksikliklerden dolayı vatandaş sıkıntı çekiyor denilmiş. Otobüsler Esnaf Odası Başkanı Arslan halktan biraz da sabır istemiş. En kısa sürede sorunlar çözülecek demiş. Bununla ilgili bir haberimiz var. Cuma günü yayınlanmıştı bu haber Kanal V'de. Haberin ilginçliği şu. İzleyici yani otobüste seyahat edenlerin çektiği görüntülerden yola çıkılan bir haber. Biraz durumu anlatan bir haber. Bunu biz izleyelim Ali Bey. Ondan sonra konuşalım üzerine biraz konuşalım. Antalya ulaşımına rahatlık getirmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme vatandaşı çileden çıkardı. Biraz yavaşlayın lütfen. İki minibüsün birleştirilip bir otobüse dönüştürülmesiyle trafik sıkıntısına çözüm olması amaçlanarak başlanan proje kapsamında yeni otobüsler sefere başladı ama sayı yetersiz olunca vatandaş için düzenleme çileye döndü. Sanki bu tek otobüs değil böyle. Anlaşıyor lan. Gelmiyorlar. Bir adım daha yaşayalım. Dolduruyorum böyle. Bir adım daha yaşayalım lütfen. Bir dakika. Bağırı geçin ben yoksa duyacağım bu sözünü birazdan. Aman abi gel. Lara, meydan ve şehir merkezi Lara hattında yaşadıkları eziyeti yetkililere duyurmaya çalışan vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı ve otobüslerde yaşanan sıkıntıları an be an kaydetti. Görüntülerde otobüse binmeyi başaran kimi vatandaş biraz daha yanaşın diyerek bağırıyor, kimi de herkes evine gitmeye çalışıyor diyerek isyan ediyor. Yanaşın lütfen! Herkes evine gitmeye çalışıyor. Düğmeye basabilir misiniz? Sanki burada otobüs değil böyle. Bir adım bir adım. Dolduruyorum böyle. Bir adım bir adım lütfen. Sabah mesai başlangıcı ve akşamların mesai bitimlerinde yaşanan bu karmaşayı eğlenceye çevirenler de yok değil. Bazı vatandaşlar yaşanan tartışmaları ve yoğunluğu gülümseyerek öz çekim yaparak geçiştirmeye çalışıyor. Vatandaşların belediyeden isteği ise sabah ve akşam pik saatlerde sefer sayılarının arttırılması. Evet, izledik görüntüleri. Bunun benzerlerinin olmayacağı söyleniyor ama devam ediyor bu süreç. Sıkıntılar devam ediyor. Özellikle bu talep çok önemli. Pik saat denilen mesaiye gidiş ve geliş saat dönüşlerinde hatların mutlaka takviye edilmesi gerekiyor. Bugün okullar da açıldı, okullar da başladı. Biraz daha sıkıntılar artacak gibi görünüyor. Bir yetersizlik söz konusu. Her ne kadar yetkililer çözülüyor dese de sorunlar. Geçtiğimiz günlerde derken geçen hafta yine bu konuyu tartışırken dedik ki bu ulaşım dairesi yetkilileri evet, siyasi düşünce içerisinde olmayıp direkt olarak halkla bütünleşip herkesinden insanla bu konuyu birkaç kez tartışsın, otursun, konuşsun. Mesela biz bu konuyu defalarca dile getirdik. Bir gün bana ulaşım dairesinden telefon açıp ya Ali Orhan bu nedir ne değildir yani gördükleriniz nelerdir? Bunları bize de bir anlatın dediklerini duymadım ya da buradan izliyorlardır. Gerek görmüyorlardır. Ama söylemediğimiz daha nice şeyler var. Örnek. Bu sabah Lara'da Konyaaltı'na giden Kale 08. Evet. Bilinen bir hat. Bilinen bir hat. Bir tanesi geliyor. Nihat Doktor. Dolu. Arkasından 3-3,5 dakika. Bir tane daha boş.
Evet. Sabah saat 6.20 şey 6.30 falan. 6.20 ile 30 arası. 06.20 06.30 arası. Ya bakın. Bir tanesi geliyor dolu, ikinci arkadan geçiyor bomboş. Ya ne gereği var aynı hat üzerinden 5 dakika bu. Sabah saat 6.30. İlk yatıyoruz. İlk. Yani 6'da herhalde şeyden çıkıyorlar Lara'da. Şimdi bu bir defa nasıl böyle konulmuşsa konulmuş öyle gidiyor. Askerdeki nöbet yerleri. Aynen gibi. Öyle Nihat Toklu. Silvan 10. Alay 2. Taburda bir duvar vardır Nihat Toklu. Nöbet yazarmışlar oraya senelerce. Niye yazıldı belli değil. Niye yazılmış biliyor musun? Boyanmış orası. Yeni yapılırken İsviçre çadırı yapılmış. Ortada İsviçre'yle böyle çadırlarında orta bir şey vardır. İki tarafına bombeli çadırlar kurulur. O zaman işte o sistem getirilmiş. Arada şey boyanmış o duvar. Asker oraya oturup da hani parkası, elbisesi boyanmasın diye nöbet koyulmuş. O gece yazıldığı için ondan sonra her gün yazmışlar. Aynen bu hesap. Şimdi şu sistemi bir düz hale getirelim. Mesela bu sabah yine Lara'dan gelip Çanlı'ya gelmesi gereken eski öğretmen, oradan dönüp karayollarından eski öğretmen evinden otogara gitmesi gereken TC-16 gelmedi. Evet. Yani düzensizlik var. Şimdi bir şey söyleyeyim Ali Bey. Sadece sizin değil. Bugün Ali Bey ile birlikte hepimiz toplu ulaşımda geliyoruz. Diğer arkadaşlarımız da aynı sıkıntıyı çektiler. Otobüsler tıklım tıklım, yetersiz, yetişemiyoruz, gelemiyoruz diye aynı sıkıntıları, mesaiye yetişme telaşı tüm arkadaşlarımız yaşadı. Bunu da söylemek lazım. Burada bir sıkıntı var. Bir koordinasyonda sıkıntı var. Hala geçmemiş görünüyor. Evet. Yani burada bu toplu taşıma olayını hep birlikte el ele vererek çözmemiz gerekiyor. İki, yine söylüyorum ne olursunuz sürücülere bağırmayın ya. Evet. Bu iş otobüs sürücülerinin işi değil arkadaşlar. Herkes öfkesini ya garibanlar ya vallahi onlar çekiyor çıkarıyor. Ya. Günahtır yazıktır. Onlar da ya. Patlamalı. Gerçekten günahtır onlar yazıktır. Da artık, ya. Onlar da insan. Evet. Büyük sıkıntı çekiyorlar. Sistemin sorumluları onlar değil. Hani hastanede sıkıntı çekenler hemşireye, doktora aynen. Bağırıyor sistem, ya. Sistem, sistem. Sisteme bağırmak lazım. Biz hep birlikte sistemi eleştirmemiz lazım. Evet. Hangi bir taneniz bu olayları yazıyorsunuz? Şeye, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na değil mi? Umarız birkaç gün içinde bu sorunlar çözülür. İnşallah. Yetkililer, Sayın Belediye Başkanı da böyle demişti. Yakında tamamen bitecek tartışmalar diye. İşte geçmişten gelen o evet. Ali Tüzün'ün döneminin meyveleri bunlar. Evet. O dönemlerde Ali Tüzün ve ekibi özellikle Menderes Türe zor durumda kalsın, Antalya halkı zor durumda kalsın diye diretmeselerdi şimdi birçok şeyi çözmüştük aslında. Peki. Akıbeti merak konusu oldu diye bir haber var Antalya gündemde. Kemer'de 49 yıllığına daimi ve müstakil hak tapusu ile kiralanmış bir turizm tesisi. Naturland markasıyla biliniyordu. Ekolojik ve turizm kompleksi. Ekolojik turizm kompleksi burası. Sahipleri iflas edince atıl durumda kalmışlar. Belki siz de görmüşsünüzdür Ali Bey bunu. Bu tepede. Sanki güzel de bir şeydi. Oradan hani gidin kendi yumurtanızı kendiniz alın. İşte çiftlik yaşamını, köy yaşamını görün. Kendi sütünüzü kendiniz alın gibi. Sağmak da var da sağmasa bile taze sütünü alın pişirin için gibi. Böyle bir turizm projesiydi. Ben devam ediyor diye sanıyordum ama şu anda bitmiş. Şu anda sahipsiz kalmış ve terk edilmiş. Amerikan kasabası gibi o bir yer olmuş. Böyle bir tesis sahipleri iflas etmişler. Kapanmış gitmiş. Yani bu nasıl yaşatılamaz böyle bir proje. Bu tartışma konusu. Evet. Antalya, üzücü Antalya çabuk. Üzücü. Şey yaptı, evet. Öğütüyor Nihat Toklu. Evet. Evet. Bu arada kulağıma... Yönetmenimle konuşuyoruz. Yine bir sorun mu var? Evet. Arabalar büyüdükçe sorun çözülmüyor demiş bir otobüs sahibi. Hatlar da uzatılıyor. Sorun da çözülmüyor diye de bir eleştiride şimdi bulmuş. Şimdi bir şey söyleyeyim. Araç bunu... yetmezse ileride yeni araçlar ya da yeni ortaklar gelir. Yani bu problem değil Nihat Toklu. Araçlar büyütülünce sorun çözülemiyor deyip araç sahibinin geçmiş
teki Ali Tüz'ün şekli açıklaması bence yeterli değil. Biz önce inanacağız Nihat Toklu. İnanmak başarmanın yarısıdır. Tamam, hep birlikte bir şeyler yapacağız. Hep birlikte çilesini çekeceğiz. Hep birlikte de sefasını süreriz inşallah. Tabii bu izleyicimizin talebini iletmiş olduk bu şekilde. Görüşünü iletmiş olduk. Antalya Körfezi'ye şimdi. Antalya Körfez'de sürmanşette Göktepe'de chat toplantısı haberi var. Ona geçmeden önce Yakup Toklu diyor ki 70'lerin sonunda 80'lerin başında okula giderken her yarım saatte bir belediye otobüsü geçerdi. Sıkış tepiş bilmeye çalışırdık. Aynı be yahu diyor. Yani bugünkü evet. Dönemle aynı. Doğru diyor. Evet. Ondan sonra okullarda ikinci dönem başladı. İkinci yarı yıl başladı bugün. Onu da söyleyelim ve öğrencilerimize lütfen iyi davranalım da diyelim. Öğretmenlerimize de iyi davranalım diyelim, değil mi? Evet. O sıkıntısız bir yarı yıl dileyelim. Eğitim dönemi dileyelim Ali Bey. Evet. Göktepe'de chat toplantısı haberi var Antalya Körfez'de. Göktepe hemen şeyin üstü, Alanya'nın üstü, Gazipaşa'nın üstü olan bir yer. Burası Konya'sının Karaman sınırlarında olan bir bölge. Ama bizim Muratpaşa'nın da kardeş belediyesi. Burada bir Göktepe beldesinde bir HES yapılmak isteniyor. Birkaç tane HES yapılmak isteniyor. Konya'da bir tanesi, değil mi? Konya'ya da Karaman. Neyse. Karaman yani oraya bağlı. Karaman'a bağlı. Karaman'a evet. Bağlı ama bizim hemen sınırlarımızın komşumuz olan bir yer, Antalya'nın komşusu olan bir yer. Buradaki bir çevre olayı var. Chat raporu. Evet. 7 Mart'ta yapılacak bir toplantı. Şey içinde, beldenin içinde yapılmak istenen, belediyelik bir yer burası. Yapılmak istenen bir santral, elektrik santrali, HES projesi var. Göktepe'de karşı çıkıyorlar. Bizi yok eder bu sistem diye. Bunu üretici elektrikten de bir fayda gelmez diye. Çünkü çok büyük bir debisi olan akarsu değil. Küçük büyük bir çay. Debisi de olsa Nihat Toklu. Bu iklim meselesi, iklim sorunu evet. Son zamanlarda bayağı tartışılır hale geldi Nihat Toklu. Yani akıllı insanlar bunu tartışıyor artık. İklim evet. Meselesini tartışıyor. Şimdi bu can suyu dedikleri var ya, aslında can alma suyuymuş. Evet. Yani HES'lerden can suyu veriyorlar ya, can alma suyu. Yani HES bu santrallerde daha da barajda biriken suyun bir kısmını dereye bırakmak zorunda durumdasınız. %20'sini mi onun mu? %20'si galiba. %20'sini. %10. 10 mu? O. Dereye bırakmak durumdasınız. Mevcut suyun ve şu andaki HES yapılmadan önceki suyun %10'unu mutlaka dereye vermeniz gerekir. Biriktiremezsiniz bak, tamamını. Oraya can suyu deniyor ama bu can suyunun da ne kadar can verdiği tartışılır. Doğaya ne kadar can verdiği tartışılır. Balıkların ölümleri söz konusu. HES'lerde işte öbür termik santrallerde şuralar burada yapılan ve toplumun bilmediği bir olay var. Su ısıtılıyor ya. Evet. Su ısınınca su ne kadar soğuk olursa oksijeni o kadar fazla oluyor. Su ne kadar çok ısıtılırsa o kadar oksijeni düşüyor. Mesela Antalya'da da böyle bir termik santral var. Orada da aynı şeydir. Su ısınınca oksijeni biter. Onu salsan ne olur, salmasan ne olur? Çünkü canlıya hayat veren oksijen. Yani su kendi kendine... Doğalgaz santrallerinden bahsediyor. Doğalgaz santrallerinde. Şimdi HES'lerde de böyle bir sıkıntı var. HES'lerde kullanılan su kullanıldıktan sonra birçok özelliğini kaybediyor. Ya toklu öyle gidip oradan hop oradan aşağı gelmiyor. Şimdi bu Göktepe'deki chat raporunda... İşte chat raporu bilgiler çevre etki değerlendirme işte raporu. Köylünün ya da oranın halkının bilgilendirilmesi işte şusu busu bilmem nesi diye prosedür şey yapılıyor. Gitmezse insanlar bak gitmezse kendisinin çalıştığı orada burada çalıştırdığı firma kendi çalıştırdığı insanları getiriyor verdin mi verdin. Görüntülerini çekiyor kamerayla. Onayladın mı diyor projeyi. Aynen. Bilgilendik evet. Diyorlar. Kabul ettik. Aynen böyle. Toplantı yapılmıştır. Sorun çözülmüştür. Göktepe köyü direniyor. Beldesi. Belde direniyor. Şimdi orada chat raporuna beldeliler evet demez. Fakat orada beldede evet chat raporuna evet dedi belde halkı derlerse de böyle bir rapor çıkarsa da inanırım. Niye? Şöyle inanırım yani anlarım. Niye? Çünkü bölge halkına sormuyorlar ki. Kendi çalıştırdığı insanları, kendi yanında çalışanlar ya da oradan buradan topladıkları. Para verip getiriyorlar chat raporları için Nihat Toklu. Para veriyor 50 lira, 100 lira, 200 lira neyse diyor. Gel orada görün. Orada görün ve de sorduğumuzda evet de ya bu çok iyi bir şey olur. Ve çevremize de bölgemize de katkısı olur de. Bitti. Böyle bir durum.
Yani kapitalizm böylesine girmiş içimize. Evet. Buna göre şimdi, davranmak lazım. Akseki'nin Gümüştamla mahallesi köyünde de bir benzer sıkıntılar vardı geçmişte. Konuştuk bunları. Tabii daha sonrasını pek takip edemiyoruz Ali Bey. Böyle bir sıkıntımız da var. Çünkü yüzlerce proje var. Hangisi ne aşamada ne oldu şey yapamıyorsunuz. Orada mesela köylülerin yoğun bir tepkisi vardı. Niye tepkisi vardı? İki proje yapmışlar. Birincisi daha üst köyün üst tarafında. İkincisi köyün bahçelerinin altında. İki tane HES düşünmüşler. Bahçelere de su veremeyeceksiniz. Su veremeyeceksiniz. İkinci proje yaparsanız. Köylüler o ikinci projeyi engellemişler. Ama bunu duymamıştık. Sevindirici bir şey bu. En azından oradaki tarım alanlarının sulanması, susuz kalması tehlikesi önlenmiş bir şekilde. Çünkü yarın o firma benim suyumu alamazsın kardeş. Yani yazık der. Gerçekten Göktepe'ye yazık edersiniz. Ya. Benzer şekilde burası gerçekten. Da söz konusu. Göktepe'de evet. De eğer o şu andaki bilinen yere Göktepe'de de yapılırsa yazık olur. Bahçeler susuz kalacak. Çünkü o firma suyu vermez. Alakır'da gidip bir bakın bahçelere. Alakır'a bir gidin ne olursunuz. Kumluca Alakır. Evet. Peki. Kumluca Alakır'da gerçekten artık orada canlı yaşamı bitmiş. O Alakır Nehri'nin yatağı kupkuru. Ya yazıktır, günahtır. Binlerce canlı orada hayat mücadelesi verdi. Binlercesi öldü ya. Ama anlatamıyoruz bize. Evet. Bu arada diyorlar ki bununla ilgili değil de diğeriyle ilgili Nihat Toklu. Otobüsler büyüyünce duraklara sığmıyor. Saatlerce önünde numara olduğu için numaraları görmekte zorlanıyor vatandaş. Arabaların yanlarına ve arkasına da numara konursa herkes ya, o çok önemli ya. Daha rahat görür diye arkasında yanlarında aslında küçük bir şey ama yolcuların bir o yana bir bu yana koşmasını önleyebilir. Evet. Doğru. Böyle bir sıkıntı var. Otobüslerin yanlarına ve arkasına da numarayı koymak lazım gerekir. Ki yolcu görebilsin. Çünkü bazen aynı yere 4 otobüs geliyor aynı durağa. Hangisi neydir? Koşturuyorsun. İnsanlar bir oraya koşturuyor falan. Evet. O bugün şey. 1516 okulda 440.715 öğrenci, 30.255 öğretmen ikinci ders yılının çalmasıyla birlikte okullara yeniden merhaba dedi. Bütün bunlara 440.715 öğrencimize ve 30.255 öğretmenimize başarılar dileyelim. Evet. Peki. Milli eğitimde de epey sorunlar var. Daha sonra konuşalım. Peki. Körfez'in başkenti bir otelle ilgili. Uluslararası Antalya Üniversitesi'nin yaptığı bir otel. Ona verilen bir arazi var. Yaptığı şeyde. Yaptığı değil. Uluslararası Antalya Üniversitesi'ne arsa veriliyor arazi. Evet. Orada Turizm yüksek Fakültesi, okul, fakülte yapılıyor. Sivil Havacılık, bir dakika Ali Bey, yüksek okulu ve uygulama otel yapılması için bir arazi veriliyor. Manavgat Gündoğdu'da. Burası otele dönüşmüş. Sit alanıymış birinci derece, üçüncü dereceye çevrilmiş. Bununla ilgili haberleri epeydir yapıyor Körfez Gazetesi. Nasıl oldu bu işlem diye soruyor. Bağışlar var, bir yerlere yapılan bağışlar var filan. Bunların araştırılması gerekiyor. Bu haberler devam ediyor. Yetkililer ne diyecek bu konuda? Onu da yazılırsa duyururuz ama değişik bir konu. Oraya siz Turizm Fakültesi ya da Uygulama Oteli diye alıyorsunuz. Devlet size veriyor ama burası tamamen otele, okuldan bağımsız bir otele dönüşüyor. Bu da ilginç. 7 yaşındaki Sevgi Rögar çukuruna düşüp öldü. Hafta sonu gerçekten hepimizi üzen bir olaydı bu. Manavgat'ta 7 yaşındaki Sevgi Büyük Deli Göz içi su dolu 2 metrelik Rögar çukuruna düşerek yaşamını yitirdi. Yani bu çukur görünüyor. Bu çukur açılmış. 2 metre derinliği var. Niye çevresinde bir engel olmaz, bariyer konulmaz ve su birikintisinin içinde bir çocuğumuz can verdi, gitti. Şimdi herhalde kapatırlar, önlem alırlar ama öldükten sonra bir anlamı ne yazık ki yok. Hatırlar mısın Nihat Toklu? Bir gün biz böyle bir logar kapağıyla ilgili değil mi? Evet. Bir konu gündeme getirmiştik. Bir evet. Mahallede herhangi bir mahallemizde. Siz araştırırken ben diğer konuyu da konuyu. Şimdi anlatmak istediğim şu. Ha, biz uyarıyoruz. İlle de oradakinin üzerinde değil. Böyle bir şey olduğunda belediyelerin yüzlerce araçları var Nihat Toklu. Binlerce araçları var ve bu araçların çoğu farklı işlerde kullanılır. İşte başkanın karısını, kızını, çocuğunu okula götür, kuaföre götür, bilmem neye götür, alışverişe götür. Başkan yardımcısının bilmem nesini şuraya buraya bilmem ne, daire müdürünün bilmem ne. Bu araçlar dahi o çevrede ne oluyor ne bitiyor diye baksa yine bunların önlemini almış oluruz ya. Peki.
Haklısınız Ali Bey. Döner mi şimdi bu can geri? Ya o kadar üzücü bir olay ki nasıl dönecekse bitti. Nerede oluyor olay? Manavgat'ta. Manavgat'ta. Manavgat Belediyesi'nin kim sorumluysa abi bunun şeysini verecek. Yani. Evet, evet. Hesabını verecek. Bu, evet. Kim sorumluysa evet. Vermesi lazım. Asat'sa Asat, Manavgat Belediyesi ise Manavgat Belediyesi. Peki. Karakurt Güven Tazeledi haberi var. Tümbelsen Antalya Şubesi 6. Olağan Kongresi yapılmış ve tek listeyle seçim yapılmış. İlhan Karakurt mevcut başkan Tümbelsen, yani belediyedeki memurların üyesi olduğu bir sendika, KESK'e bağlı bir sendika. Bu sendikanın başkanlığına İlhan Karakurt tekrar seçilmiş. Hayırlı olsun diyelim Ali Bey. Gelelim Akdeniz manşete. Akdeniz manşetinde bir dur emri de şafağa geldi haberi var. Antalya Sent Pazarcılar Odası'nın Aksu'dan sonra Kepez'de de pazar yapma girişimi yargı engeline takılmış. Antalya 1. İdare Mahkemesi oda ile belediye arasında yapılan protokolü hukuka uygun bulmamış ve yürütmesini durdurmuş. Bu tabii bunun bir temel atma töreni var. Töreninin fotoğrafı da var. Bakıyorsunuz belediye başkanı, oda başkanı, Ayasof başkanı hep birlikte. Nerede? Şafak Mahallesi'nde. Şafak Mahallesi Tunceli Ovacık'ta mı? Yok. Bu değil değil mi? Değil değil. Nerede? Şeyde, Kepez'de. Kepez'in. Abi yapma ya. Valla Kepez'le sanayi, ilgili. Sanayi Akdeniz sanayinin alt tarafındadır. Bak Kepez'le ilgili böyle şey haberler bulabilmek için gazeteleri didik didik ediyorsun ya. Ya küçücük bir haberi ne kadar büyüttün ya. Yok ben büyütmedim. Akdeniz Manşet Gazetesi büyütmüş. Manşet'te ha büyütmüş. Büyütmüş. Ben özellikle okumadım. Onun manşetine girdiği için okudum. Ya vallahi şu gazeteyi bir ekrana getirebilir mi arkadaşım? Evet. Yani sizin haberin de, sizin de hoşunuza değil. Gitti bakıyorum Ali Bey. Şimdi manşetin manşeti bu bakın. Manşetin evet. Manşeti. Çok yukarı çıktı. Evet. Şu bir dur emri de şafaka geldi diye yazıyor ya tam orada duralım. Şimdi kimler var fotoğrafta? Kepez Belediye Başkanı Sayın neydi ismi? Hakan Tütüncü. Hakan Tütüncü. Evet. Ondan sonra Ayasof Başkanı Sayın Adnan Dere. Başka? Sent Pazarcıları Başkanı, Odası Başkanı İsmail Öz. İşte bakın. Ve birkaç muhtar. Ha, demek ki burada keyfi bir hareket yapılmış. Değil mi? Yani. Abi hukuk dur dediyse keyfi bir şey yapılmış. Yürütmeyi durdurmuş. Abi şimdi kesin ya karar değil. Ya Nihat Toklu ne olursun şimdi ya da sonra deme çıldırtma beni. Kesin demek karar değil canım. Kesin Nihat karar değil. Burada bu üçlü. Bu muhteşem üçlü. Bu muhteşem üçlü. Ama heyecanlandın Ali Bey ya. Yavaş ya. Yavaş biraz. Katlen gideceksin şimdi. Gitme sen. Nihat Toklu. Ölüm hak. Tamam anladım da. Heyecanlanma. Bir daha düşünme. O kadar. Nihat Toklu. Evet. Muhteşem üçlünün ince işleri demek ki. Tamam mı? Oldu bittiye getirdiysek getirdik. Getiremediysek yakalandıysak hukuka takıldık. Evet. Ben bundan bunu çıkarıyorum. Şimdi koskoca bir mahalleye gece kondu yapmıyorsunuz. 2000 metrekarelik şey de değil bu. Varsak'taki işte İstanbul maceralarını beraber yaşadığın kişinin şeysi de değil. Neyi değil? Kapattığı yer. Deposu da değil. Tamam mı? Burası koskoca bir semt pazarı. Pazarı. Semt pazarında dahi bu kadar büyük yerde dahi göz önünde olan birkaç birimin birlikte olabileceği, yapabileceği yerde dahi katakulle işleri oluyor ise başkan yardımcısının kızını özel kalemde bilmem neyle gösterip oradan belediyeye gelmeden maaş almasını iddiası. Ben kamuoyuna bırakıyorum. Peki bu şimdi, arada, Aksu'da benzer bir sıkıntı olmuş ama oradaki sorun açılmış görünüyor. Nasıl açılmış? Devam ediyormuş oradaki pazar inşaatı. Oradaki üçlü farklı mı davranmış? Belki oradaki sorun çözülmüş görünüyor ama Kepez'de böyle bir durum evet, söz konusu. Evet izleyicimiz diyor ki işte şey yetkili biri sanıyorum. Günaydın diyor. Şimdiki otobüslerin hepsinin öndeki levha açıldığı anda yanda da levha açılır. Şoför müdahale edemez, yolcular dikkatsiz diyor zaman zaman. Evet, önemli. Peki. 10 levhada olsa diyor şoföre sorar. Biz de böyle gerçekten. Evet, şoföre sormamak lazım. Evet, süremiz bugün bitiyor efendim ya bugün burada. Bugün çok erken bitti bugün ya. Bugün bitiyor, Ali Bey heyecanlandı. Heyecanlandı. Heyecanını yarına bıraksın. Iyi. Haftanın ilk programını bitirdik. Yarın daha güzel gündemlerle aranızda olmak umuduyla esen kalınız.